hocam. Star Gazetesi yazarı Hakan Albayrak bugünkü yazısında yeni çıkaracakları dergilerinin kuruluş beyannamesini aktarmış. Yazıda İttihat'ı İslam idealine bağlıyız. Federasyon, konfederasyon, Avrupa Birliği ve elbette Osmanlı gibi modellerden ve tecrübelerden istifade ile günümüz şartlarına uygun bir İslam birliğinin nasıl tesis edilebileceği üzerinde kafa yoruyoruz. İfadelerinden sonra Kürt meselesine bakışlarını da ulus devlet anlayışının çizdiği psikolojik sınırları aşmak ve Kürt açılımını ana dilde eğitim gibi radikal ufuklara taşıma cesaretini göstermekle mümkün olabileceğini düşünüyoruz şeklinde açıklamış. Hakan Albayrak, helal olsun. Güzel konuşmuş, çok hoş konuşmuş. İttihat İslam olunca zaten Kürt meselesi diye bir konu kalmaz. Zaten Kürt, Laz kardeşlerimiz de çok zor durumda. Bak geçen gün televizyonda seyrettim. Laz annelerimiz, Laz Kürt kız kardeşlerimiz pazarda satış yapıyorlar. Canlarım benim, o kendilerinin yetiştirdikleri ürünleri orada pazarlıyor. Çok fakir durumdalar. Ama yine boyun eğmiyorlar canlarım maşallah. Lig başlılar, onurlular ama fakirler, çok zor durumdalar. Bir tek Güneydoğu zor durumda değil, her yerde var bu. Dolayısıyla İttihat-ı İslam olduğunda herkes o anda kurtulmuş olur. İttihat-ı İslam'ın oluşmasıyla toptan kurtulmuş olur. Bölgesel kurtulma ve bölgesel zenginlik, bölgesel refah iddiaları egoistçe olur. Bencilce olur, yakışmaz. Müslüman herkesi düşünür. Önce kardeşlerim der Müslüman. Önce ben demez. Önce kardeşlerim. Herkesi kurtaracak bir ruhla yaklaşılması lazım. İttihat-ı İslam net çözümdür. O zaman adam dilinde konuşmak istiyorsa zaten iftihar ederiz. İstediği gibi konuşsun. Yani o tartışılması bile gereksiz. Onu sormaya dahi gerek yok. Bölgesel ayrı mesela ne diyorlar işte valilikler mesela bilmem ne yani bir yere yönetimlerde değişiklik istediğini yapsın fark etmez. Çünkü İttihat-ı İslam zaten birleşmeyi sağlamış, kardeşlik oluşmuş, sınırlar kalkmış, pasaportlar kalkmış, vizeler kalkmış. Sen onu istediğin yerel yönetim şekline sok. İstediğin gibi yerel yönetimi düzenle. İstediğin mühendislik çalışması yap, bir mahsuru yok ki. Çünkü bölünme kalkmış. Bölünme kalktıktan sonra siyasi düzenleme en gelişmiş şekilde yapılabilir. Risk yok çünkü. Ne istiyorsan yap. Mesela şimdi çekiniyorlar bazı yerel yönetim uygulamalarından. Bölünmeye neden olur diye. Doğru. Ama İttihat-ı İslam olduğunda sıfır risk. Egoistlik olmadıktan sonra, bencillik olmadıktan sonra diğer kavimlere, diğer insanlara karşı içinde bir öfke olmadıktan sonra istediğin düzenlemeyi yap. Bölünme kilitlenmiş, bölünme imkansız. E tamam. İstediğin yere git, istediğin yerde kal. İstediğin şarkıyı dinle, istediğin dansı yap. Özgürsün. Kuşlar gibi özgürsün. İttihat-ı İslam'ın özelliği bu. Ama öbür türlü felaket üstüne felaket, korku üzerine korku. Güneydoğu'da Pol Pot rejimi gibi bir komünist rejim düşünüyorlar. Dehşet verici bir şey bu. Allah vermesin. Annelerimiz, kız kardeşim mahvolur. Din, iman, Allah, kitap hiçbir şey dinlemez adamlar. Son derece vahim bir ortam olur.